Yağmur nedeniyle dereler taştı. Bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı. Mahsur kalanlar vardı. O mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı. Araçlar suya kapılarak sürüklendi. Cumayeri ve Gölyaka ilçelerine dün geceden bu yana metrekareye 200 kilogramın üstünde yağmur düştü. Bir canlı bağlantı yapacağız. Korhan Varol, Sel'in vurduğu Cumayeri ilçesinde ve son durumu aktaracak bize. Korhan. Ahmet, Cumayeri, Gölyaka, Akçakoça, Düzce'nin, Sel'in vurduğu ilçelerinin sadece üçü. O kadar şiddetli geldi ki su önüne ne varsa kattı ve burada birçok vatandaşın evini su bastı. Bulunduğumuz yer Cumayeri ilçesi. İki farklı yerden geldi su. Şimdi önce bir onu gösterelim. Cahit Kazan göstersin. Burası tepenin yamacına kurulmuş bir köy ve oradaki irili ufaklı dereler taştı ve taşınca da önüne ne varsa kattı sel suyunu buraya bulunduğumuz yere, yayın yaptığımız yer köy meydanı meydanına kadar getirdi. Melençe, ikinci sebebi de Melençe Çayı'nın taşması. Melençe Çayı da hemen diğer tarafta. Orayı göstereceğiz ama önce bir Sel'in ardından köyü meydanının aldığı hali gösterelim. Burada bir lokanta vardı ve tamamen kullanılamaz halde, sel suyu hemen önünden geçmiş. Önüne ne varsa katmış. Bakın şöyle gösterelim. Lokantanın buzdolabı yaklaşık 20 metre ileride, vatandaşların evinin önüne kadar atmış buzdolabını. Vatandaşları görüyoruz. Burada oturan vatandaşlar birbirlerine yardım ediyorlar. Motopomplar çalışıyor. Su basılan evlerdeki sular temizlenmeye çalışıyor. Tabii sadece su yok, ciddi miktarda da çamur getirmiş durumda. Kameraman arkadaşım Cahit Kazan ekrana getiriyor. Bulunduğumuz yer aslında meydan, köyün meydanı ve sel suları çamurla beraber dağdan ne varsa önüne katıp buraya kadar getirmiş. Vatandaşlar tabii selin ardından yaraları sarmaya çalışıyorlar, birbirlerine yardım ediyorlar ama manzara çok iyi değil, zarar büyük. Bakın az önce ekrana getirdiğimiz lokantanın buzdolabı metrelerce ileri savurmuş sel suyu. Şimdi diğer tarafa doğru gidecek olursak eğer, az önce bahsetmiştim. İkinci ve asıl neden Melen Çayı'nın taşması. Tabii Melen Çayı burada, bölgede aynı zamanda rafting sporu da yapılıyor. Melen Çayı'nın etrafında irili ufaklı rafting tesisleri vardı. Onların da hepsinin suya gömüldüğünü söyleyebiliriz. Devam ediyoruz yürümeye. Melen Çayı'nı göstereceğiz. Birazdan kadraja girecek. Köy meydanındayız. Diğer köylere ulaşımı sağlayan köprü var ki burada birçok köprünün yıkıldığını, sel suyunun şiddeti nedeniyle yıkıldığını, kullanılamaz hale geldiğini söyleyebiliriz. Ve mahsur kalanlar vardı. Mahsur kalanları da helikopterlerle kurtardılar. Cahit Kazan'la yürümeye devam ediyoruz. Birazdan Melen Çayı kadrajımıza girecek. Suyun hem debisi arttı hem su miktarı yükseldi. Çok ciddi yağışlar vardı. Ve o yağışların sonunda Melen Çayı taştı ki Melen Çayı kritik bir çay. Aynı zamanda İstanbul'un su kaynağı. İstanbul'a su buradan taşınıyor önemli ölçüde. İşte Melen Çayı'nın aşırı yağışlar sonrası aldığı hal. Debisi yükselmiş, hızlı akıyor. Kenarlara doğru taşmış, genişlemiş. Ve Melen Çayı'nın kenarındaki tesisleri su basmış durumda. Melen Çayı'nda özellikle bu mevsim rafting sporu yapılıyordu. Ve çayın hemen yan tarafında irili ufaklı rafting tesisleri vardı. Ve su o kadar şiddetli geldi ki o tesisleri aldı. Birçoğunun suya batmasına neden oldu. Tamamını su bastı ve şu anda kullanılamaz haldeler. Jandarma belirli bir yere kadar gidilmesine izin veriyor. Şimdi çayın öbür tarafını, köprünün diğer tarafını gösterelim. Burada da başka bir tesis. O da kullanılamaz halde. Özellikle Cumayeri ilçesinde irili ufaklı köylerde manzara benzer. Zira Melen Çayı'nın geçtiği, yamacında bulunduğu köyleri neredeyse tamamını su basmış durumda. Sadece evler değil tabii, ekili dikili araziler. Cahit Kazan ekrana getiriyor. Hemen Melen Çayı'nın yanındaki araziler, onlar da su altında kalmış durumda. Akşam saatlerinde yağmaya başladı şiddetli yağmur. Sabaha karşı şiddetini iyiden iyiye arttırdı.
ve bir anda su baskınları oldu. Hem irili ufaklı dereler taştı hem de diğer tarafta Melen Çayı taşınca arada kalan köyler su altında kaldı. Akçakoca ilçesi de ciddi zarar var. Hem ekili dikili tarım arazileri su altında kaldı hem de bazı vatandaşlar bazı köylerde mahsur kaldı. Mahsur kalanların helikopterlerle kurtarıldı mahsur kalanlar. Dediğimiz gibi şu anda yağmur yağmıyor. Su yavaş yavaş çekildi. Melen Nehri hala hızlı akıyor ama o tehlike en azından şu dakika itibariyle geçmiş gibi gözüküyor. Ama tabii ki sel afet beraberinde birçok zarar da getirdi. Vatandaşların evlerini su bastı, çamur bastı. Şimdi vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışıyor Ahmet Arpat. Korhan Varol, Selim Vur.